2017-2018 av sezonunu üvek avı açılışıyla birlikte bugün gerçekleştirdik. Yeni sezonda tüm avcı dostlara kazasız belasız bir sezon olsun. Bol avlı yeni bir sezon olsun. Tüm avcı dostlara rast gelsin. Bravo! Bu da canlı. Evet, bravo, çal. Bravo çal. Bravo hocam. Geçtim başında hocam, başında. Üstünde. Bu tarafa da. Aldı saçmaya. Bunu atarsınız. Oo, bravo hocam ya. Hocam önünde. Hocam yıldızdakilerine raket vermiyor. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Bu da canlı. Evet, gerçekten çok yüksek bir atış oldu. Mesafenin üzerinde sayılır ama almak mümkün oldu. Rast gelsin. Merhaba İlhan Hocam. 2017-2018 av açılışında kırklar eline geldik. Ben İzmir'den sizin davetiniz olarak geldim. Teşekkür ederim. Sabah suyunda, sabah geçitte biraz kuş vardı. Bugün işte şimdi akşam şeyine, saatine kaldık. Akşam bekine bakıyoruz. Birazdan herhalde tahminimiz kuşların geçmesi lazım. Yani eskisi kadar fazla kuş yok ama gene de bir şeyler yaptık yani. İyi kötü bir tane, iki tane bir şeyler gördük, atış yaptık. Bu bizim şeyimiz, hastalığımız yani, merak ediyoruz. Buralara geliyoruz, değişik ortamları yaşıyoruz, yeni kişilerle tanışıyoruz. Bunlar bizim için önemli şeyler, büyük keyif alıyoruz bu işten. Doğayla bütünleşiyoruz. Önemli olan bunlar zaten. Çevremizi tanımak, doğayı sevmek. Önemli olan bunlar. İşte biraz da kuş olursa aralarda atarsak bir iki tane, o zaman keyfimize diyecek yok yani. Akşam kamp, ondan sonra işte ateş yakma vesaire gibi şeyler. Avın tadını daha da güzelleştiriyor. Dostluklar, arkadaşlarla muhabbet, köpek muhabbetleri, tüfek muhabbetleri falan. Hep genelde eski günler üstünde konuşuluyor bu avcılıkta ama yapacak başka bir şey yok yani. İşte eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi. Eski günleri arar olduk. Umarım gelecekteki günler eski günleri bizi aratmaz diyeceğim ama işte bilemiyorum. Gittikçe her şey gibi bu yaban hayatındaki olumsuz etkiler bu av hayvanlarına da, av kuşlarına da, doğaya da etkilemeye başlıyor. Bir dengeler bozulmaya başlıyor. Domuzlar artıyor, kuşlar azalıyor. Çevremizi korumamız lazım. Ben isterim ki yani bir tek avcılar değil de diğer sivil toplum kuruluş örgütlerindeki insanlar da gelsinler doğaya. Gezsinler bizlerle beraber. Evet, çevre sivil toplum kuruluş örgütleri de önemli. Aslında onlarla beraber bizim avcılar olarak beraber çalışmamız lazım. Ortak paydalarda birleşip ortak kararlar almamız lazım. Yani o zaman çevreyi daha iyi koruyacağımızı, yaban hayatını daha iyi koruyacağımızı düşünüyorum ben. Ama yavaş yavaş olacak diye tahmin ediyorum yani, iyi niyetliyim. Çevrecilerle bir araya gelip
sivil toplum kuruluş örgütleriyle eninde sonunda bu doğa için bir şeyler yapmamız gerekecek yani. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese rast gelsin. İnşallah önümüzdeki av sezonu kazasız belasız tüm avcılara hayırlı ve bol avlı günler getirir inşallah. Teşekkürler. Helalim var. Tüyleri görün. Evet hocam, sezonu kırklar elinde üvekli açıyoruz. 2017 sezonu. Tüm avcılara hayırlı uğurlu, kazasız belasız, bol avlı bir sezon diliyorum. Geldik ayçiçeği tarlasında. Sabah güzel kuş çalıştı. Akşamki tura geldik. İşte birkaç kuş geçti ama tabii rüzgarın falan da etkisi var herhalde. Kuşu burada bulamadık. Ama keyifliydi sizlerle beraber olmak. Arkadaşlarla, dostlarla. Tabii öncelikle biz bunun hazzını almayı istiyoruz. Kuş vurursak ne mutlu bize. Limitleri aşmadan. İnşallah bu sezon birlikte devam edeceğiz. Herkese rast gelsin diyorum. Haydi! Haydi! Merhabalar. Trakya bölgesinde 2 gün süren üvey avımızı tamamladık. Gerçekten bu 2 günlük zaman zarfı içerisinde İlhan Hoca Doğada programı Hatsan Team olarak Trakya'da neredeyse ayak basmadık, alan mera bırakmadık diyebiliriz. Tabii üvey avının kendine karakteristik bazı özellikleri var. Kuşu bulmadan avlanmaya geçmek pek mümkün olmuyor. Önce kuşu bulduk, izinlerimizi sonra toparlamaya çalıştık. Dolayısıyla bu zaman zarfı içerisinde 2 günde toplam 4 avlaktan izin alaraktan avımızı bu saatlere kadar getirdik ve başarılı bir av sürecini de dostlarımız sayesinde paylaşmış olduk. Bu anlamda Trakya Av Market Barış'a ve Saim'e çok çok teşekkür ediyorum. Son günü akşam üzeri öğleden sonra Saim'le tamamladık. Bildiğiniz gibi bu arkadaşlarımız Trakya bölgesinde neredeyse her merayı en ayrıntılı şekilde detayıyla bilen arkadaşlarımız. Aramızda bu av sürecinde Hatsan Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Bey ve Hatsan Team'e üye diğer arkadaşlarımız da vardı. Bu kez Ege Üniversitesi profesörlerinden hocamız yine aramıza, Alp hocamız katıldılar, bizi onurlandırdılar. Gerçekten muhabbet içerisinde dostane ilişkilerin yaşandığı, avın heyecanının da kısmen zaman zaman çok üst seviyelere çıktığı güzel bir av günlerini burada tamamlamış olduk. Ben zaten her zaman söylerim, Trakya'da dostluklar, arkadaşlıklar gerçekten çok candandır. Yine o dostluğu ve arkadaşlığı bir kez daha burada İlhan Hoca Doğa'da ve Hatsan Team olarak gördük ve yaşadık. Tüm arkadaşlarımıza desteği olan, katkısı olan, burada isimlerini sayamadığım diğer dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.
İlhan Hoca Doğada programı olarak bir başka avda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, yabanda kalın. Bizlerden ayrılmayın. Das geht. Das geht. Das geht. Geliyorlar. Thank you.